oluşur öncelikle? Kilo alıp verme, ergenlik, bununla beraber sporu bırakma. Bunlar dokunun hızlı bir şekilde gelişip ve aniden içinin boşalması. Bunların hepsi çatlağın oluşma nedenleri arasındadır. Bunun yanı sıra doğal olarak vücudumuz büyürken de hızlı bir ergenlik geçirdiysek de hızlı birden büyüme, boy uzaması gibi durumlar geçtiyse eğer bununla beraber de çatlak oluşur. Çatlak oluşmuş olması bir problem değil. Çatlağın tedavisi yoktur diye bilinir. Ama tedavisi vardır. En azından en stylisi olarak saç ve diri uzmanınız Buket Ateşçi, yani ben, bununla alakalı ciddi protokollerim vardı. Bilinen teknikli yöntemlerin en güçlü yöntemlerle birleştirilmiş haliyle %80, %90'a kadar kesin sonuç vaat eden garantili çözümler öneriyorum. Bunlarla alakalı da 6-8 seans, bazı hastalarda çok ciddi deformasyon, aynı zamanda elastiket kaybı var ise, örnek veriyorum göbek deliği düşmüş ve tamamen kapanmış ise ya da kollarında tamamen artık doku içi boşalmış, mide küçültme ameliyatı geçirmiş hastalarda genelde karşılaşıyorum bununla. Birden hızlı kilo verimleri gerçekleştiği için doku tamamen elastiketini kaybetmiştir. Bununla beraber hem zayıflama tedavileriyle, yani kas geliştirme, pasif jimnastikle güçlendirerek dokunun sıkılaştırılmasını sağlıyorum. Bunun arkasından dermapen ve mezoterapi, bunun üzerine daha çok kimyasal peeling gibi. Aslında kimyasal peeling hakkında da biraz konuşmak, söz etmek isterim. Kimyasal peeling hep insanlar hakkında aklına gelince, duyduklarında farklı bir şekilde algılanır. İnsanlar zararlı bir şey gibi algılanır ama benim kullandığım kimyasal peeling meyve asitleridir. Yani evimizde kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz meyvelerden çok da değişik bir şey değildir. Yani bir limonun bir asidi, bir portakalın bir asidi gibi değerlendirilebilir. Yani bir bademin bile bir kendine öz bir yağı ve bir asidi vardır. Kimyasal peelingle keratinizasyonu yavaşlatıp ve cildin üzerindeki ölü hücre tabakasını arındırdıktan sonra, yani bizim dışarıdan gördüğümüz deforme tabakayı cildin üzerinden soyduktan sonra, dermapen veya dermaroller yöntemiyle cildin üzerinde kontrollü yara mekanizmasını organize ederek kontrollü kanallar açılır. Ve bu kanallardan içeriye uygun içeride üretilmesini istediğim kolajen, elastin ve hücre yenilenmesini sağlayacağım uygun ajanlar aşağı gönderilir. Ve bu aşamada, bu yani cildin fabrikası dediğimiz dermal tabakada kullanılması gereken bütün malzemeyi içeri verdiğimizde ve kanlanmayı da sağladığımız için, kan dolaşımını da hızlandırdığımız için orada, sonrasında doku yenilenmesi için, orada yeni bir doku yapılabilmesi için anjiyogenesisten destek alarak yeni doku üretimini sağlayarak bu işlemimizi sonlandırırız. Bunu haftada bir veya 10 günde bir tekrar ederek dokuya istediği, üretmesi gereken malzemeyi içeride üretemediğinden daha fazlasını ona temin ederek yeniden doku oluşumunu sağlarız.